Çaldım. Aldım. Peçeteyi de ben getirdim. Hadi bakalım. Evet baba. İyi yaptın. Sağ ol. Oh be. Ay sonunda benim bir evim oldu ve baba tarafımı davet ettim. İnanamıyorum ya. Ya böyle çocukluğumda hep beraber yemek yediğimiz günleri çok özledim halacığım ya. Ay bu halasının kuzusu Mustafa, gururun seni yemin ediyorum ya. Bakar mısın şuna, büyümüş, ev tutmuş. Babasının tüm kardeşlerini de bir araya getiriyor. Maşallah benim çocuğuma. Ablacığım böyle 23 yıl balla lokmayla besle, büyüt. Böyle kendi evini kursun, kendi işinde çalışmaya başlasın, hayatını kursun, bizi ağırlasın. Düşün. Ya bir de böyle çocuklar işe güce başlayınca inanılmaz bir para artıyor biliyor musun? Ben şimdi o artan parayla yazlık alacağım ya. En büyük hayalimi gerçekleştiriyorum. Aferin. Aşk olsun baba ya, ben ne harcıyordum ki? İşte senden artan parayla yazlık alıyorum. Düşün yani. Tamam, şey etmeyelim, yükselmeyelim. Çocuk yemek yapmış, bak ne güzel sofra kurmuş. Sıcak sıcak yiyelim, hadi Mustafa. Evet ama bir dakika abi, daha abim gelecek bir. Evet abi, abi geldi bir de. Ablasının güzeli. Ablam. Ay. Ablam. Canım. Canım abim, canım Mustafa. Abim. Mustafa. Ya bak, kaç yıldır görüşemiyoruz be abi. Canım yeğenim çağırır da gelmez miyim ya? Dur dur kapatma, yengen de geliyor. Yengen de mi geliyor? Abi yani ne bileyim, biz böyle afacan ailesi olarak bir arada şöyle bir otururuz diye düşünmüştük. Ya ben çiçeğin anasını bile çağırmadım evet, ya. Yo. Yengen sizi bırakır mı ya? Çok sever sizi o. Yo. Nazmi amcanın düğününde hepinizden nefret ediyorum diye bağırdı bize. Canım o öyle demek istemedi. O sizi çok seviyor ya. Şey demek istedi o. Şey. Ne? Hani ya ne dediğini boş verin canım ya. Sizin onun bilmediğiniz çok iyi tarafı var. Size göstermediği. Sana gösteriyor yani. Yok. Bana da göstermiyor. Onun kendinin bile bilmediği bir iyi bir tarafı var. Ne gibi? Ya zorlamayın artık, bir şey var canım ya. Ha şey, şey dedi o. Dedi gelirken çocuklara bir şey alayım dedi. Elim boş gelmeyeyim dedi. Gittin oradan size bir paket bir şey alacak şeyden, karşı pastaneden. Hep sizi düşünüyor. Tamam. Herkese merhaba, canım benim. Canım, canım benim ya. Hoş geldin. Ay, ben sizi ne kadar özlemişim. İyi ki demişsin yenge, sen de gel. Aa, bir dakika ya. Siz bana demediniz ki, ben Fikri'nin mesajlarını okudum da öyle geldim. Otur hep. Ay istemiyorsanız ben gideyim, valla gideyim ya. Kapıya yaklaştım, beni durdurun. Neyse tamam mı? Yok yok, öyle şey olur mu hiç yenge? Gel. Yo valla Çiçekciğim, gerçekten sizin ailece konuşacağınız önemli konular olabilir. Ne bileyim, siz ailece birilerinin arkasına atıp tutmayı seviyorsunuz. E şimdi belki benim arkamdan da atıp tutmak isterseniz yani. Gideyim ben, rahat rahat atıp tutun. Ya gerçekten ben sizi rahatsız etmeyeyim. Gerçekten gideyim yani. Ayme, biz seni niye arkandan atıp tutalım ya? Madem gelmişsin, gel otur şu çocuğun yaptığı yemeklerden ye. İyi hadi tamam. Alayım. Gel aşkım gel. Dur sen çekil oda. Fikir Fikir çekil. Şöyle ortaya oturayım diye dedim. Hep ortaya oturayım. Senen ortaya. Ya Fikir. Yenge sen bize pasta mı aldın? Niye zahmet ettin? Yok bir tanem. Ben kendime poğaça aldım. Ya o kadar açım ki vallahi billahi. Sen şimdi güzel yemekler yapmışsın da ben aşırı yağlı yemekler yiyemiyorum ki. Yağını sevmez. Sevmiyorum. Vallahi sevmiyorum. Vallahi gerçekten sevmiyorum. Ya bazen size o kadar özeniyorum. Ya bazen ben sizi o kadar kıskanıyorum ki. Ya diyorum keşke ben de bunlar gibi ne yediğime bakmasam, löp 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 mideme atsam. Yağlı mı giriyor benim mideme, çöp mü giriyor diye bakmasam. Keşke sizin gibi boğaz olsam da her şeyi yesem gibi, ben bazen o kadar özleniyorum ki. Özlemiyor. Ama bunlar bana tokanıyor, yiyemiyorum Özge. Aşk olsun yenge ya. Ben yağlı mı yapıyorum yemekleri? Asla bir tanem. Asla güzelim benim. Asla. Şimdi biz hep diyoruz ya sen halana çekmişsin. Belki senin yemek yapman da halana çekmiştir diye ben o yüzden dedim yengeciğim. Ayme yemeklerimin nesi varmış? Senin yemeklerin on numara. Senin yemekleri mükemmel. Ben hep dışarıdan duyuyorum senin yemeklerin şahane. Elin yedi kat yabancısı senin yemeklerini övüyor ama bir akrabanın önüne iki lokma koymadığın için ben görmedim ki. O yüzden ben vallahi yemek, ben kimden ne duysam onu söylüyorum yani. Anladım. Yani aşkım belki Özge şimdi biraz hani çok çalıştığı için denk gelmiyorsunuz, ondan dedim eminim. Ya tabii canım, meşgul şimdi. Bu kadın da meşgul yani, anladın mı?
Yani bu kadında da bir sürü işi var. Ya tamam, herkes zaten yemek yapmak zorunda değil Özge. Niye üzülüyorsun? Bu kadın da dünyayı geziyor ya. Kim bunun kadar dünyayı geziyor? Vallahi seninle gurur duyuyorum gerçekten. Teşekkür ederim ama benim işim bu. Seyahat yazarıyım ben. Vallahi çok güzel. Hatta gerçekten mesleğinde harikasın sevgili ablacığım. Sağ ol canım. Ben de hep seni örnek aldım halacığım. Ne güzel bütün dünyayı geziyorsun, görüyorsun. Vallahi bravo. Vallahi bravo. Sana helal olsun. Hasta anam var demedin, yatalak anam var demedin. Nasılsa bakan var dedin gittin. Ailenin malı fikri bakar dedin gittin. Sana helal olsun. Okay. Seninle gurur duyuyorum gerçekten. Ya sizin bu birbirinize olan kitlemeleriniz... Ay aman, kenetlenmeniz diyecektim. O kitleme nereden çıktı? Vallahi hepinize ayrı ayrı gurur duyuyorum gerçekten. Bana laf mı sokuyorsun? Aşk olsun Öz. Ya görümcecim aşk olsun. Biliyor musun Mustafa abi, ben ayrıca görümcemle çok gurur duyuyorum. Bak. Çok cesur bir kadın. Ben hayatımda bu kadar cesaret isteyen işler yapan bir kadın görmedim. Hiç demiyor ki kısa saç bana yakışmıyor, gidiyor kestiriyor. Hiç yaşına uygun elbise var mı yok mu hiç uğraşmıyor, gidiyor rezil rusva ediyor. Bizi sokaklarda dolaşıyor. Ailenin onurunu beş paralık ediyor. Helal olsun. Çiçek, evin çok güzelmiş ya gerçekten. Nasıl ödüyorsun kinayı, ödeyebiliyor musun? Yani birazcık aidatları falan yüksek ama bir şekilde çalışıp ödeyeceğim artık ama. Ah kızım lütfen. Şimdi biz de tabii destek oluyoruz ama yani şu ara ben biraz sıkışığım. Şimdi şey yap. Ay Mustafa abicim lütfen ya. Biz bir aileyiz, birbirimize destek olmak zorundayız. Zorundayız. Ben seninle de ayrıca gurur duyuyorum. Sağ ol, sağ ol. Niye biliyor musun Mustafa abi? Tabii. Hiç demiyorsun ki kızım kiraya çıkmış. Bir aylık kirasını baba olarak ödeyeyim demiyorsun. Gidiyorsun 56 yaşına bakma, saçını sakalını boyatıyorsun. Sen de metroseksüel bir erkeksin. Sen de bakımına önem veriyorsun. Sana helal olsun. Vallahi bak kızım. Sen de sakın babandan bir şey isteme. Senin bu mal amcan burada olduğu sürece biz sana yardım ederiz. Ederiz. Söyle sana 500 lira göndersin. Yok. Vallahi zaten böyle parasını saçma sapan şeylere harcamaya bayılır. Gidersin yine kendine bir tane havlu alırsın. Teşekkür ederim. Ben öyle bir şey istemiyorum yengecim. Sağ ol. Ay Çiçek, Allah aşkına biz sana yardım etmek zorundayız kızım. Sen ödeyebilir miyim, ödeyemez miyim diye gelmişsin. 3+1 eve çıkmışsın. Gerçekten biz sana... Benim çocuğum da okudu ama kimseden bir kuruş yardım görmedim. Ama ben yaparım. Çünkü biz bu ailenin enayisiyiz. Ay, en iyisiyiz diyecektim, dilim sürçtü. Estağfurullah. Biz enayisi miyiz Fikri bu ailenin? Yani tabii ki. Yani öyle şeyler var. Canım bazen oluyor yani. Ama böyle dolaylı anlatım yoluyla da laf sokmak bir yere kadar değil mi? Artık yemiyor yani lütfen. Bak 10 yıldır bir araya geliyoruz, sonra hep kavga, hep çirkinlik. Allah Allah. Ya kusura bakma Özgeciğim de yani size benim paralarımla ev sahibi olduğunuz, ben bir kelime ettim mi? Ha şimdi ettin ya. Ya siz nankörsünüz ya. Siz vallahi nankörsünüz. Sizden adam olmaz ya. Siz İstanbul'a geldiğinizde oturacak koltuğunuz yoktu da 2 minder gönderdim, ben sizi ishal olmaktan kurtardım. Bunlar ne çabuk unutuluyor ya. E sen 2 minder gönderip 4 ay bizde kaldın evim yapılıyor diye. Ya kaldım da açlıktan ölüyordum kadın. Bu bizde kaldığı dönem et yemekten gut oldu, gut. Keşke ölseydim de sen de vicdan azabından arkamdan gelseydin. Ölseydin keşke sen de. Sen de keşke ölseydin biliyor musun? Ya ben bu aile için canımı veriyorum. Saçımı süpürge ediyorum da şu kötü Özge kadar benim değerim yok. Hadi bana. Ya tamam yenge, artık şu dramı bırakır mısın ya? Şurada 40 yılda bir toplandık, lütfen içine etme. Ay kusura bakma Çiçek, vallahi çok haklısın ya. Evin eksiklerini görelim diye yaptığın yalandan toplantıyı böldüm, affedersin bir tane. Ya yok ama kız haklı. Yok bir tane, sen şimdi liste yapmışsındır, ver elimizi. Valla gönder bizi gerçekten. Sen ne istiyorsan senin bu mal amca sana alsın. Ailenin malı sana alsın. Bu para basıyor bu mal. Bu para basıyor senin amcandan iste. Kızım sen. Plazma yok kimi ya? Ha mal bak gördü evin eksiğini. Plazma diyor. Senin eksiklerini biz görelim. Baban gitsin yazlık alsın bir tane. Ya yenge lütfen ama ya. Şu yaşta bir ne bileyim bir yazlık sahibi olacağız. Niyetlenmişiz. Bir manevi bağ kurmuşum. Ya yaptığınız iş değil. Vallahi bozuluyorum artık ya. Küstüm, vallahi küstüm ya. Yok vallahi Mustafa abi kusura bakma. Sen yazlık al, temizliğe de beni çağır. Ben geleyim senin evini temizleyeyim. Vallahi siz bu aileyi rezil rüsva ettiniz. Siz kahretmesin sizi Allah. Gider artık değil mi? Ailemi böyle konuşursan aileme böyle konuşamazsın. Ha. Ailemden özür dileyeceksin. Yoksa vura vura öldürürüm kendimi. Öldürürüm kendimi. Öldürürüm.
Yeter artık yeter! 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 Parçalarım bu bedeni! Yeter! Tamam Fikri, tamam. Başım geçti biliyor musunuz? Geber Fikri! Seç! Ben mi senin bu ailen mi? Yeter artık bu kadını yaptığınız! Yeter! Ailemizi, aşkımızı kıskanıyorsunuz. Bir daha bu aileyle görüşmeyeceğim ben. Aşkım. Ha, helal olsun sana peki. Vallahi uçak yere çakılırken 10 metre kala kurtardık. Ya ne oluyor ya? Yine ailemiz bir araya gelemedi. Neden böyle oldu? Sana bir sır vereyim küçük kız. Eğer bir aile bir yengeye düşmansa o aile dağılmaya mahkumdur. Yürü Fikri. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle. Şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza bedel.